Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçekçiye bir dolaşmaya gittim arkadaşlar. Şöyle bir hava alıp gelmek için ama bunları görünce dayanamadım. Evet, bu portakal kadifelerden, geçen sene tohumdan, 101'den almıştım tohumlarını. Tohumdan kendim yetiştirmiştim arkadaşlar. Ağaç boyunda olmuştu, büyük tenekeler ekmiştim. Çok şahane olmuştu. Yani görenler, buraya çaya kahveye gelenler çok beğenmişti. Bu sene tohumunu ekmedim arkadaşlar. Deprem dolayısıyla pek bir şeylerle ilgilenmedim. Ama böyle fidesini görünce almak istedim. Fideleri 10 liraydı arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel büyümüş. Harika formda. Evet, bu kadife çiçeklerini çok seviyorum arkadaşlar. Yanılmıyorsam portakal kadife diye geçiyor bunlar. Ve şu begonyayı aldım arkadaşlar. Bunu ekimini yapacağım. Bunları ekerken de ekimini paylaşacağım arkadaşlar. Burada da gazanyamız var. Bunu da tabii yaprakları poşete, fideleri koyduğumuz için biraz böyle dökülmeler olmuş. Bunun da ekimini yapacağım arkadaşlar. Bir tane de fesleğen aldım. Evet, geçenlerde de iki tane almıştım. Şimdi de bir tane aldım. Belki bunun bir tanesini anneme veririm. Belki de başka bir saksı ekerim. Evet, bunlara güzel bir ekim yapacağım arkadaşlar. Birazdan ekimleriyle görüşürüz. Evet arkadaşlar, bunun ekimini yapacağım şimdi. Görüyorsunuz kökleri bayağı bir birbirine geçmiş durumda. Öncelikle kök kısmını biraz gevşetiyorum ben. Damarları rahat rahat toprağa adapte olabilmesi için güzelce gevşetiyorum arkadaşlar. Biraz böyle sıkışıkla açıyorum ki toprağa güzelce damarlarını yayabilsin diye. Görüyorsunuz bu şekilde köklerini zedelemeden güzel bir gevşetme yapıyorum kök kısmına. Siz de aldığınız bütün çiçeklerin kök kısmını direkt alıp ekmek yerine böyle gevşetip ekerseniz daha güzel tutacaklar arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz bayağı bir kök tutmuş. Evet, diğerini de ben önce yapmıştım. Görüyorsunuz harika bir şekilde. Ben bunu 20 litrelik büyük bir saksıya ekeceğim arkadaşlar. Geçen sene tenekeler ekmiştim. Çok şahane olmuş. Böyle ağaç boyunda üstü sarı turuncu harika şekilde çiçeklerle dolmuştu. Çok güzel olmuştu. Evet, bu sene de bu tenekelere değil, bu büyük saksılara ekeceğim arkadaşlar. Daha güzel gözüksün diye. Görüyorsunuz toprakları gevşetiyorum. Bu şekilde ekiyorum. Diğerini de birazdan ekeceğim arkadaşlar. Evet, bunu ekme işlemimiz bitmek üzere. Sakın bu fide küçük diye aldanmayın arkadaşlar. Bunlar gayet büyüyor ve ağaç formuna geliyor. Çok şahane oluyor. İlerleyen zamanlarda göstereceğim zaten. Evet, çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.